Bilgilendiriciden lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir tarifle karşınızdayım. Hem pratik hem lezzetli. Şimdi bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Tarifimiz için bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık suyumu aldım. Bir tatlı kaşığı şeker, toz şeker. Bir çay kaşığı da instant kuru mayamı dahil ettim. Şimdi şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Evet, şekerim ve mayam eridi. Şimdi unumu dahil ediyorum arkadaşlar. Peyderpey dahil edelim. Evet, bir tatlı kaşığı da tuzumuzu dahil ettik. Yoğurmaya başladık. Enfes bir hamurumuz olacak arkadaşlar. Keyifle uğraşacağınız güzel bir hamur. Evet arkadaşlar, hamurumuzu 4-5 dakika mütemadiyen yoğuralım. Çünkü yoğurdukça sonuç daha da güzelleşiyor. Gördüğünüz gibi hamurum çok nefis. Bu arada ben 4,5 su bardağı un kullandım. Evet arkadaşlar, tezgahıma un serptim. Hamurumu üzerine aldım. Hemen hamurumun üzerine de un serpiyorum. Hamurumuzu dörde bölelim arkadaşlar. Dört eşit parçaya bölelim. Evet. Evet, bezemizi yapalım. Evet, hepsini hazırlayalım. Zaten toplamda 4 bezemiz var. Dediğim gibi 4-5 dakika mutlaka yoğurun. Harika bir hamur elde etmiş olacaksınız. Evet, tabağıma bir miktar un serptim. Hamurlarımı üzerine koydum. Temiz bir poşete geçirip 20 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurumu tezgahıma bir miktar un serperek tezgahıma aldım. Üzerine de un serptim. Evet, açmaya başladım. Evet, açmaya devam ediyoruz. Yakıyla çekiyorum. Hamurumun güzelliğini görün istiyorum. Şu tomurcuklara bakın. Bu hamurumun ne kadar güzel olduğunun açık ve net bir göstergesidir. Harfiyen uyguladığınızda aynı sonucu alacaksınız. Evet, şimdi oklavama sararak açıyorum. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Evet. Dediğim gibi bezelerimizi açabildiğimiz kadar açıyoruz. Evet, açtık. Tamamıyla istediğimiz büyüklükte, yani bezemizin alabildiği kadar açıyoruz. Açtıktan sonra bir kenara alıyoruz ve üzerine kapatıyoruz. Dördünü de aynı şekilde açacağız. Evet, tamamını açtım. Şimdi ilk bezemizden, ilk yufkamızdan başlıyoruz ve
200 gram eritilmiş tereyağının üzerine 2 çorba kaşığı sıvı yağ dahil ettim. Her tarafını yağlıyorum arkadaşlar. Evet, her tarafını yağladıktan sonra her iki taraftan da birer şerit katlıyorum. Tekrar buraya da yağdan döküp yağlıyorum. Ve tekrar katlıyorum. Tekrar her iki tarafı da yağlıyorum. Bir daha katladım. Ve şu alana bir daha yağ süreceğim. Evet. Hemen bunu üzerine getirdim. Evet, bir oklavayla, mini oklavamla hemen orta şeridini belirledim. Biraz bastırdım ve ruletle bu noktadan kesiyorum. Ve güzelce sarıyorum. Evet, sarıyorum güzelce. Şeridin birine güzelce sardım. Şimdi diğer şeridi de bunun etrafına saracağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde diğer şeridi de bunun etrafına sarıyorum. Tekrar sardıktan sonra evet, tabağıma alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci bezeği de hazırlanışını hızlıca bir gösterelim size. Yağı her tarafına sürüyoruz. Her tarafını yağladıktan sonra katlıyoruz arkadaşlar. Evet, her iki ucu da katlıyoruz ve burayı da yağlıyoruz. Katladığımız her iki ucu da yağlayalım. Tekrar katlıyoruz. Katladıktan sonra yine yağlıyoruz. Evet, yağladık. Tekrar katlıyoruz. Her iki tarafı da. Evet, tekrar katladığımız yeri yağladık. Her katlayışımızda yağlıyoruz arkadaşlar. Ve eşit bir şekilde aynı noktaya getirdim. Şimdi tekrar burayı yağlıyorum.
Evet, şimdi artık burayı yağlamıyoruz. Evet, tekrar mini oklavamla şöyle hafif bastırıyorum. İz yaptığımız yerden kesiyoruz arkadaşlar. Ve parçanın bir tanesini sarıyorum. Evet, diğer parçayı da üzerine sarıyorum. Diğer ucu altına koyuyorum. Evet arkadaşlar, tabağımı alıp üzerine temiz bir poşetle kapatıp 15-20 dakika bekletiyorum. Evet arkadaşlar, altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Kolaylıkla açmamızı sağlayacak bu. Ancak şunu da belirteyim. Şu aşamasında, yani dolaba kaldırabiliriz. Açmadan şu haliyle paketleyip dolaplarımıza kaldırdığımızda daha sonra bizim için kolaylık olur. Dolaptan çıkarıp biraz bekledikten sonra şöyle şu şekli verip fırınlayabiliriz. Evet, şu anda ufak hamlelerle genişletiyoruz. Şöyle ufak ufak hamlelerle genişletelim. Tüm bezelerimizi de bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Sonra da yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Evet, bu yeterli. Evet, bunu da açtık. Tamamını bu şekilde açıyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, bir yumurta sarısına bir çorba kaşığı sıvı yağ dahil ettim. Şimdi üzerine sürüyorum. Ve tepsine iyice sürelim. Her yanına. Evet, üzerine bir miktar susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Bu ona ayrı bir lezzet katıyor. Hem görüntü hem lezzet bakımından çok güzel oluyor. Evet, bir miktar da susam serpiyorum. Ve şimdi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik alt üst ayarda pişirdim. Harika pişti. Bakın nasıl da tel tel ayrılıyor. Harika bir görüntü. Ve bir o kadar da lezzetli. Evet, nasıl pul pul döküldüğünü görüyorsunuz. Bakın nasıl tel tel ayrıldı. Şuraya bakar mısınız? Ve pul pul dökülüyor, tel tel ayrılıyor. Harika, nefis bir tarif. Yapacak, yiyecek olanlara sağlık ve afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.